Aşağıdakilerden hangisi B'den A'ya bir fonksiyondur diye sormuş. Şöyle ele alacağız. B kümesi bizim tanım kümemiz olacak. Kümeleri çizelim. B kümesi tanım kümemiz. Birinci sıradaki elemanları da 2, 3, 4, 5 olacak. Diğer kümesini çiziyorum. O da A kümesi olacak. Elemanları da 1, 2, 3. Şimdi yazacağımız ifadelerin fonksiyon olabilmesi için 2, 3, 4, 5'in birer kez kullanılması gerekiyor. Eğer biz bunlardan herhangi birini kullanmazsak veya birden fazla kullanırsak fonksiyon olmaz. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Birinci sıradakiler tanım kümesinin elemanları. 1'i kullandık. 3'ü de kullanmışız. Ama şuradaki 2 ve 5'i kullanmamışız. O halde A şıkkındaki fonksiyon olamaz. Değil. A şıkkındaki fonksiyon değil. Diğerine bakalım. 1'i kullanmışız. 2'yi kullanmışız. 3'ü kullanmışız. Yalnız 1'e dikkat ediyorsanız burada 1 yok. Yani bu yanlış aslında. Birinci sıradaki B'den A'ya bile değil. B'de 1 yok. Olmayan bir şey kullanmışız. Bu nedenle fonksiyon olamaz. Ayrıca 5'i kullanmadık. Fonksiyon olamaz. 4'ü de kullanmadık. Yine fonksiyon olamaz. Evet, A'da da aynı şekilde olmayan bir ifade kullanılmış. Bu doğru da değil. Yani B'nin içerisinde 1 de yok. O da, o da yanlış. B kümesinde 1 yok. Burada 1 yok. Şimdi bu 1 yok. Bu yanlış zaten. Ayrıca 2 ve 3 kullanılmış. 4 ve 5 kullanılmamış. Bu da fonksiyon değil. D şıkkına bakalım. 2, 3, 4, 5'i kullanmalıyız. 2 burada kullanılmış. 3 burada, 4 burada, 5 de burada kullanılmış. İkinciler de değer kümesinin elemanı mı? Ona bakalım. 1, 3, 2 değer kümesinin. Demek ki bu fonksiyon. Bu fonksiyon. Ama biz yine de son seçeneğe bakalım. Şimdi neleri kullanmalıydık? 2, 3, 4, 5. 2 kullanılmış. 3 kullanılmış. 4 kullanılmış. 5 de kullanılmış. Bakın hepsi kullanılmış. Acaba nasıl bir anormallik var? Ona bakalım. İkinci elemanlara bakalım. 2, 3, 3, 5. 2 ve 3 yok. Bakın B, A kümesinde, ikinci kümemizde 5 yok. Sorun burada işte. Bu A kümesine tanımlanmıyor. Bu nedenle bu da fonksiyon değil. Aslında fonksiyon da B'den A'ya fonksiyon değil. Doğru yanıtımız değişik oluyor. Evet, var mı anlaşılmayan bir nokta?